Serkan Uğraş. Merhabalar kıymetli Beyzade TV, Beyzade FM izleyen ve dinleyenleri, bir haftanın dosyasından hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyoruz. Bu hafta haftanın dosyası programımızın konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Doktor Ramiz Parlar. Bugün stüdyo konuğumuz. Hem Hatay'a dair hem genel siyasete dair önemli konuların konuşulacağı program yaklaşık bir saat sürecek. Bizleri gerek karasal yayınlarımızdan takip eden tüm gönüldaşlarımıza, Adana, Mersin, Maraş ve Hatay'dan dinleyen tüm dinleyenlerimize, aynı zamanda bizleri sosyal medya hesaplarında misafir eden tüm izleyenlerimize de haftanın dosyasına hoş geldiniz diyorum. Güzel bir program olmasını ümit ederek kıymetli başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Vaktinizi ayırdınız, programlarınız var. Bu süre zarfında bize de zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Ben size teşekkür ederim. Gündem yoğun. Bizim soracağımız sorular çok fazla. Ama malum halen bir COVID süreci, pandemi süreciyle de karşı karşıyayız. Sizin bir hekim olmanız vesilesiyle, dolayısıyla öncelikle bu pandemi sürecini, aşı sürecini genel olarak değerlendirmenizi rica edersek, ne durumdayız ve aşılama ile ilgili vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Öncelikle pandemide geçtiğimiz hemen hemen bir yılı aşkın bir süredir ülkemiz çok büyük zararlar gördü. Halkımız, esnafımız, özellikle öğrencilerimiz eğitim yönünden çok mağdur oldular. Uzunca bir süre hakikaten sıkıntılı zamanlar geçirdik. Ama şu anda biraz rahatlamış gibi görünsek de, hastalık sayısı, vaka sayısı azalsa, özellikle Hatay için çok iyi görünsekse, bunun bizi yanıltmamasını, aldatmamasını diliyorum. Çünkü daha önce de geçtiğimiz yılda böyle hastalığın hafiflediği dönemler yaşadık. Ama sonradan birden ikinci dalga, üçüncü dalga geldi ve gerçekten çok acı kayıplar verdik. Bu nedenle aşılama da tüm bu konuda otör olan bilim insanlarının söylediği gibi nüfusun %75'i aşılanana kadar tehlike devam ediyor. Biz de daha bu oranın çok altındayız, ancak %15'ler gibi bir rakamdayız. O yüzden dikkat etmeye, kendimizi korumaya devam etmeliyiz diyorum. Ama aşılamanın da bir an önce hızlanması gerekiyor. Bu konuda nedense hızlanmaya ve iyi bir yol almaya başlayamadık. Şu anda aşılama devam ediyor ama oran çok zayıf, çok az. Yani Türkiye'nin sağlık kapasitesi, sağlık ordusu aslında bunun birkaç misli daha fazla aşılama yapabilecek düzeyde. Ama aşı tedarikinde herhalde güçlükler devam ediyor. Bu hastalıktan bir an önce kurtulmak için aşılama dışında çaremiz yok. Biz ne kadar kendimizi korursak koruyalım, bu hastalık bizim için bir risk olmaya devam edecek. Tabii olay sadece sağlık sorunu değil. Evet. Aynı zamanda çok büyük bir sosyal sorun, çok büyük bir ekonomik sorun. Bu pandemi sürecinde esnafımızın geldiği nokta ortada. Hakikaten perişan durumda, artık dayanılmaz halde esnaf. Zaten ülkenin ekonomisi, ekonomik politikaları esnafı çok zor durumda bırakmıştı. Ama üzerine bir de pandemi eklenince ve bu pandemiye bağlı olarak da devletten yeterli destekler gelmeyince esnaf çok büyük sıkıntı içine girdi. Bu yılın ilk 5 ayında 40 binin üzerinde esnaf kepenk kapadı. Yani Türkiye sadece genelinde. Şu son 5 ayında, tabii Türkiye genelinde. Bu kapanmalar artarak devam eder. Eğer bir an önce ülke ekonomisinde bir neşter vurulmazsa bu kapanmalar artarak devam eder. Umarım aşı tedariki konusunda hükümet biraz daha doğru politikalar uygulayarak toplumun tamamına aşı konusunda ulaşır. Evet. Ve hiç olmazsa %70-75'lik bir orana da ulaşırsak herhalde bu hastalıktan kurtuluruz gibi geliyor bana. Evet. Ben aşıyla ilgili sizin söyleyeceklerinizi de merak ediyorum. Şimdi aşıyla alakalı bir takım söylentiler gelmeye başladı. Randevu geldiği halde aşı olmaya gitmeyenler,
yan etkilerinden korkanlar, efendim işte kısırlık yapacağı yönünde siz de biliyorsunuzdur çok spekülasyonda dolaşmakta. Siz aşı oldunuz mu? Güvenilir mi vatandaşlarımız? Ben gerçekten aşı olmalı mı? Ben aşı oldum. Sağlıkçı olduğum için ilk parti aşı olanlardanım. Eşim de sağlıkçı olduğu için o da ilk aşı olanlardan. Sağlıkçılara öncelik tanındı biliyorsunuz. Evet. Ben bizi izleyenlere, değerli izleyicilerimize şunu söylemek isterim. İlk aşı sağlıkçılara yapıldı. Hekimlere, hemşirelere, hasta bakıcılara yapıldı. Herhalde bu aşıda bir risk görselerdi, bu insanlar aşılama konusunda bir takım tereddütler yaşarlardı. Ama ben bu kadar geniş sağlıkçı çevrem, hekim çevrem var, daha aşı olmayan bir tane doktor görmedim. Ne? Bir tane hemşire görmedim. Arkadaşlar, yani bu işi bilen insanlar aşı oluyorsa bu konuyla ilgili tüm bilim insanları mutlaka aşı olun diyorsa lütfen tereddüt etmeyin. Üçüncü dozu konuşuluyor hatta şimdi. Evet, yani şu anda bu devleti yönetenlerin hepsi aşı oldu. Bu devlette meclisteki tüm milletvekilleri aşı oldu. Yani aşının riski olsaydı herhalde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tutup da hemen ilk baştan aşı olmazdı. Yani o riske girmezdi de onların canı tatlı. Evet. Şimdi bir taraftan böyle düşünmek lazım. Bir taraftan aşıdan dolayı şu ana kadar herhangi bir kayıp, ciddi bir komplikasyon görülmedi. Evet. Yani bir iki tane bayılma olayı falan görüldü. Onun da psikolojik olabilir. Yani o da yani insanlar basit bir enjeksiyonda da evet. Bu kadar oranda iğne olurken bayılan, ayılan insanlar olabilir, hafif alerji olabilir ama aşıyla ilgili bu kadar aşı olan biliyoruz. Bu kadar sağlık hastanelerle irtibatımız var, sağlık ocaklarıyla irtibatımız var. Evet. Daha hiçbir hekim arkadaşımızdan ya geçen ben bir hastama aşı yaptırırken başıma şöyle bir iş geldi, böyle bir sorunla karşılaştım dediğini duymadım. Lütfen aşı konusunda hiç kimse tereddüt etmesin. Mutlaka aşılarını olsunlar. Ben evet. Önerim bu. Genel olarak da herkesi aşı olmaya davet ediyorsunuz. Aşı çeşitliliği hususunda öneriniz, tavsiyeniz? Şimdi o konuda siz Sinovac oldunuz herhalde ilk yani parti. Şu aşıyı olun, bu aşıyı olun diyecek bir durumda değilim. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Hangi aşı olursa olsun her aşının faydası var. Yani bunu kabullenmek lazım. BioNTech'in de işte Sinovac dediğimiz Çin aşısının da, İngiliz aşısının da, AstraZeneca'nın hepsinin koruyuculuğu var. Koruyuculuk az bir miktar fark edebiliyor. Şu biraz daha fazla koruyor. Belki zaman içerisinde hangisinin daha uzun süre koruyacağı konusunda belki farklılıklar çıkacaktır. Ama şunu şimdiden kestirmemiz bunu mümkün değil. Ama ben diyorum ki aşı olun da ne olursanız olun. Yani mutlaka aşı olun. Hangi aşı olursanız olun. Bulduğunuz aşıyı olun. Evet. Covid ve pandemi sürecini böyle kısaca özetlemiş olduk. Şimdi yine malum gündem yoğun. Aslında ulusala da yansıyan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Bey'in kullandığı, geçen bir programda kullanmış olduğu bir video var. Onu izleyelim isterseniz, kısa bir video. Akabinde sizin o videonun üzerine paylaşımınız var. Bu husustaki yorumlarınız çok merak ediliyor. Acaba Ramiz Bey ne konuşacak, ne söyleyecek diye bana da çok dönüşler oldu. Onu izleyelim, hazırsa arkadaşlar. Ben de şimdi izleyip karar vereceğim. Öyle mi? Peki. Şimdi sizin kadro ve bürokrat yapılanmanızla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi yine taban ve seçmen bazında çok ciddi yakınmalar var. Getirin bana yetişmiş Cumhuriyet Halk Partili varsa alayım ya. Böyle bir gaf oldu ya da bunun ardından sizin hemen bir paylaşımınız oldu. Ben hemen takip ettim acaba Ramiz Bey ne paylaşacak diye. Tabii. Onu da verebilirsek Hüseyin ekrana. Bu hususta hemen siz akabinde paylaşım yaptınız. Bu nasıl değerlendiriyorsunuz bu olayı? Herkes biliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarını en iyi şekilde yönetebilecek eğitimli, liyakatlı kadroları mevcuttur. Ve yakın zamanda da bu kadrolar iş başına gelecektir diye bir açıklamanız oldu. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii benim bu açıklamam Sayın Belediye Başkanımıza bir cevap değildir. Benim bu açıklamam Belediye Başkanımızın yaptığı konuşmanın üzerine yapılan yorumlaradır. Evet. Çünkü o yorumlarda bir taraftan bak gördünüz mü yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısındaki insanlar bak gördünüz mü işte sizin Büyükşehir Belediye Başkanınız da söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
yetişmiş kadroları devlet birimlerinde, kurumlarında görev alacak kadroları yok anlamında değiştirilerek, yani o anlama çekilerek kullanıldı. Bir taraftan da bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın tabanda da Büyükşehir Belediye Başkanımıza karşı bir tepki oluştu. Neden Cumhuriyet Halk Partileri küçük düşürüyorsunuz gibi. Aslında burada tabii çok ciddi bir yanlış anlama var. Şimdi bu videonun bir devamı var. Evet. O devamda aslında başkan durumu açıklıyor. Şimdi başkanın tabii biraz yapısı, dikkat ederseniz yüz ifadesinden falan biraz şakayla da verdiği bir cevap evet. Bu gazeteci arkadaşımıza. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nde bürokrat olmanız için devlet memuru olmanız gerekiyor. Evet. Yani devlet dairesinden gelmeniz, bir devletten bir kadronuz olması gerekiyor. Başkanın orada söylemek istediği şey şu. Cumhuriyet Halk Partisi uzun süredir diyor iktidar olamamaktadır. Tek başına en azından iktidar olamamaktadır. Olduysa da kısa sürede iktidarlarımız oldu. Bu nedenle bürokraside Cumhuriyet Halk Partili insan sayısı çok az diyor. Evet. Yani bugüne kadar 20 yıldır iktidarda AKP var. AKP bürokraside sosyal demokratlara, solculara, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın insanlara yer vermiyor. Verdiği insanların da o konusunda gelişmesine izin vermiyor, yükselmesine izin vermiyor. Az sayıda hani kendini saklayıp yükselen, o bürokraside ilerleyen ya da akademisyen olan insanlar varsa onları da diyor bu konuşmanın devamında Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehir belediyeleri kapıyor, bize sıra gelmiyor diyor. Evet. Yani burada Cumhuriyet Halk Partilileri küçümsemek anlamında değil söylediği. Burada söylediği şey başkanımızın Cumhuriyet Halk Partili kadrolar bürokraside yok, devlette yok. Biz oradan eleman almak zorundayız. O nedenle sıkıntı yaşıyoruz diyor ki zaten büyükşehirde çalışan sosyal demokrat Cumhuriyet Halk Partili daire başkanları var. Evet. Şube müdürleri var. Yani hiç yok değil. Ama tabii tabanın beklentisi farklı. Çoğunluğun, ezici bir çoğunluğun buradan olmasını bekliyor vatandaşlarımız. Evet. Aynı şekilde AK Parti'nin belediyelerinde öyle olduğu için aynı tavrı bizden bekliyorlar. Ama bizim yapımız buna uygun değil işte. Biz sosyal demokratlar daima eşitlikçi yaklaşırız. Daima insanlara insan gözüyle bakarız. Yani bu adamın inancı nedir, etnik yapısı nedir, siyasi görüşü nedir? Bu hep bizim için ikinci plandadır. Önce onun insanlığına bakarız, onun liyakatına bakarız. Sorun buradan kaynaklanıyor. Bence bu konu o nedenle yanlış anlaşılmalardan dolayı fazla uzadı. Evet. Belki Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı siz bu konuyla ilgili bir açıklama yaparsa, evet. Bu konu açıklama yaparsa bu konu bence açıklığa kavuşur. Ben tahmin ederek konuşuyorum bu şekilde evet. Açıkladı diye. Yani benim tahminimdir, görüşmedim. Hayır. Görüşmediniz. Görüşmedim. Ama mesele farklı anlaşıldı. Videonun devamı da var dediniz. Evet. Tabii evet. Aslında bir nevi noktayı koydunuz. Evet. Meseleye öyle. Yani çünkü konu yanlış anlaşılmıştır. Herhangi bir şey yok dediniz. Peki yine bu hususla alakalı işte tabandan farklı söylentiler geldi falan vesaire. Tepkiler oluştu. Hatta daha sonra da akabinde Meral Hanım'ın Hatay ziyaretiyle alakalı eski milletvekili Hasan Akgöl'ün işte Servet Mollaoğlu'nun bir takım söylemleri oldu. İşte çok abartıldığı yönünde işte karşılamanın tekrar havalana gidilmesinin CHP parti sanki bir tarafa bırakıldığı gibi söylemler oldu. Bu hususta neler söylemek istersiniz? Şimdi bakın bu ben bu konuya katılmıyorum. Yani bir defa biz şu anda Türkiye'nin iktidarına talibiz. Evet. İktidar adayı bir ittifakız. Bu ittifakta bizim genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu elbette ki bizim liderimizdir. Ama aynı şekilde ittifak ortaklarımız Meral Akşener ve Sayın Temel Karamollaoğlu da bizim lider gözüyle gördüğümüz ve ittifakımızın liderlerinden biridir. Evet. Biz Meral Hanım'ı bu kadar coşkulu karşılarken hiçbir zaman bunun özellikle İyi Parti'ye de saygısızlık olarak algılanmasını istemem. O coşkunun, o kalabalığın büyük çoğunluğu gene İyi Parti'ye aitti. O güzel karşılamanın baş mimarı da Sayın Şefik Çirkin'dir. Evet. Bizim karşılamada tabii gerek Büyükşehir Belediye Başkanımızın, gerek milletvekillerimizin ve il başkanı olarak benim
orada bulunmam çok doğaldır. Burada biraz bu eksiksiz olarak bu kadro, tam kadro orada Meral Hanım'ı karşılamamızın bir nedeni de Meral Hanım'ın birkaç gün önce Rize'de, İkizdere'de uğradığı biliyorsunuz saygısızlıktır. Biz bu nedenle Meral Hanım'a burada toplumun nasıl sahip çıktığını göstermek istedik. Ama dediğim gibi o coşku, o karşılamada bizim tabanımız yoktu. Bizim sadece siyasette belli yerlere de yöneticilik görevi olan arkadaşlarımız vardı. Evet. Biz Meral Hanım'ı o şekilde karşıladık. Ben zaten o karşılamada bulundum havaalanında ve uğurlamada bulundum. Bir de bizim kurumumuz, Büyükşehir Belediye binamızı ziyaretinde ev evet. sahibi sıfatıyla en azından bir Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'ni ziyaretliği zaman orada bulundum. Esnaf gezisinde ben yoktum ama vekillerimiz, belediye başkanımız sanıyorum esnaf gezisine de katılmışlar. Ama dediğim gibi bu tamamen Meral Hanım'a hani Sayın Cumhurbaşkanı neler olacak, neler daha göreceksiniz, bakın başka gittiğiniz yerlerde başınıza neler gelecek şeklinde bir maalesef yakışıksız bir açıklaması, üzücü bir açıklaması olmuştu. O açıklamaya biraz da tepki olarak bunu algılanmasını isterim. Evet, bu konuda abartılacak bir şey değil diyorsunuz. Yani olay bu. Dün işte ben Hasan Akgöl'e Servet Bey'in açıklamalarına da baktığımda biraz sert eleştirileri vardı parti CHP'ye yönelik ama konunun böyle olmadığını. Bu Meral Hanım'ın karşılanması evet, ziyaretiyle alakalı. Evet. Yok, ben onlara katılmam. Şimdi Rize İkizdere olayından sonra Meral Hanım'ın ilk ziyareti burası. Evet. O ilk ziyaret olması nedeniyle birazcık sahiplenildi biraz tabii. Evet. Onu söylemek isterim. Ama gene o coşkunun da büyük çoğunluğu dediğim gibi İyi Parti'ye aittir. Onlar da çok şey yaptılar, bu konuyu çok önemsediler. Tabii çok kalabalık gruplar halinde. Hatta çevre illerden gelenler de vardı İyi Parti'den. O nedenle çok büyük bir coşku görüldü. Hakikaten Meral Hanım güzel karşılandı. Evet. Güzel bir program yaptı. Yine güncel bir konuyla devam etmek istiyorum. Yakın dönemde AK Parti'de bir değişiklik oldu. Hatay İl Başkanı Sayın Adem Yeşildal oldu. Dün basın toplantısı düzenledi Adem Bey. Bu basın toplantısında da yine özellikle Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Bunlardan bir tanesi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanlış yapılan çalışmaları ile eleştiren Yeşildal, Hatay'da çöp, çukur, çamura ilaveten çarçur ve çuvallama durumu ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Birçok şey söyledi ama bunlardan bir tanesi buydu. Çok ağır eleştiriler var. Büyükşehir Belediyesi ile alakalı, hizmetlerle alakalı. Sürekli bu sıkıntılar size de ulaşıyor mu? Bu eleştirilere cevabınız nedir? Şimdi tabii ki ulaşıyor. Şimdi AK Parti burada Büyükşehir Belediyesi'nde tabii ki bize muhalif olan bir parti. Evet. Eleştirmesi de gayet doğal. Şimdi tersi olsa onu yadırgarız. Yani AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesini eleştirmese biz bunu yadırgarız. Yadırganacak bir yanı yok. Eleştirecek. Şimdi bir büyükşehir belediyesi 2 milyon insanın yaşadığı bir kentte 15 tane ilçesi olan büyük bir ilde her şeyi bir anda sihirli bir değnekle düzeltir gibi düzeltemez. Evet. Siz şimdi yapılan hizmetleri görmek isterseniz, göstermek isterseniz onları gösterirsiniz. Çok güzel yapılan hizmetler var. Çok temiz, çok güzel yollar var. Beton asfaltlar var. Daha hayatında beton asfalt görmemiş köylere beton evet. asfaltlar yapıldı. İlçelere beton asfaltlar yapıldı. İsterseniz bunu gösterirsiniz. İsterseniz bir iki tane yapılmayan çukurlu yollar var. Onları evet. gösterirsiniz. Yani hepsinin bir anda, bir günde yapılması mümkün mü? Siz 20 senelik iktidarınızda bundan önce Hatay'ı iktidarınız boyunca yönettiniz. Büyükşehir öncesinde Hatay'ı yönettiniz. O zamanlar il genel meclisi yoluyla ya da köy hizmetleri yoluyla yapılması gereken hizmetlerin hiçbirini yapmadınız. Evet. Tamamen altyapısız bir kent bıraktınız Hatay Büyükşehir'e. Evet. Hatay Büyükşehir ondan sonra bir taraftan altyapıyı yapıyor. Bir taraftan altyapıyı yaptığı yerlerde üst yapıyı yapıyor. Siz de ondan sonra yapılmayan yerleri seçip cımbızlayıp onları gösterirseniz Hatay'ı çok kötü gösterebilirsiniz tabii. Evet. Expo'ya yönelik de aynı eleştiriler var. Yani Expo ile ilgili eleştirilecek bir şey yok şu anda. Expo şu anda devam ediyor. Daha henüz Expo yapılmadı. Expo evet. yapıldıktan sonra onu eleştirebilirler, eksik görebilirler, yetersiz görebilirler, gereksiz görebilirler. Onu zaman gösterecek ama şu anda gördüğümüz şey şu. Expo Hatay'ın özellikle
tüm dünyada tanınırlığını çok arttıracak ve Hatay'a çok güzel birkaç tesis kalıcı bir takım tesisler kazandıracak bir proje. Sadece onu bir fuar olarak görmemek lazım. Evet. Yapılan şeyler çok güzel şeyler. Orada önceliği bu olmaması lazım diye sürekli hem esnaf odasından hem ticaret odasından. Şöyle bir şey var. Expo'ya harcanan tabii yatırımlar, oraya harcanan bütçe belki başka yerlerdeki şeyleri azaltıyor. Evet. Yatırımların hızını kesiyor bazı yerlere. O açıdan düşünüyorlar bunu ama bu bir tercih meselesi. Böyle bir fırsat geçmiş büyükşehirin eline. Expo'nun burada yapılması konusunda bir fırsat geçmiş. Bu fırsatı da değerlendirmek lazım. Şimdi bizim önceliklerimiz var. Bizim daha Hatay'da yapmamız gereken bazı yollarımız var, altyapılarımız var. Biz bu nedenle Expo'yu yapmak istemiyoruz demek de eleştirilirdi. Yani böyle bir tavır almış olsaydı şimdi onu eleştirirlerdi. Sen zamanında eline fırsat geçti. Neden Expo Hatay için çok güzel bir fırsattı, bunu değerlendirmedin diye. Orada da başkanı eleştirirlerdi. Yani evet, burada dediğim gibi bunlar bardağın dolu tarafını görmek, boş tarafını görmek şeklinde. Hesabınıza nasıl gelirse o şekilde savunabilirsiniz bunları. Evet. Bunlar öyle konular yani. Ama genel olarak hizmetlerden memnun olduğunuzu anladım ben ifadelerinizden. Hizmetlerden Hatay'daki Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini yetersiz görüyorum. Evet. Yani memnunum demiyorum. Yetersiz görüyorum ama Büyükşehir'in elinden de gelen budur diyorum. Suçlamıyorum Büyükşehir'i. Büyük bir çaba elbette çok daha güzel olması lazım ama bu yetersizliğin suçu Büyükşehir'de değil. Yani burada şehrin temelinin olmaması. Temelde bu şehrin zamanında uzun yıllar Hatay'ın çok ihmal edilmiş olmasından kaynaklanıyor. Evet. Sanki mecliste de artık Cumhur İttifakı Büyükşehir'e karşı bir tekrar zıtlaşma. Daha önceki yaşadığımız dönemi yaşayacağız gibi bir durum var. O da ayrı bir handikap. Yani evet, mecliste azınlıkta olmak da belediye açısından bir sıkıntı. Bizim hem İstanbul, Ankara'da aynı derdimiz var. Hem Hatay'da böyle derdimiz var. Bu da ilçe belediyelerini kazanmada yetersiz kalmamızdan kaynaklanıyor. Mecliste zayıflığımız. Evet. O da hizmetlerde mutlaka biraz olumsuz şey yapıyordur, etkiliyordur yani. Evet. Meclis zayıflığı. Yine diğer bir genel olarak güncel Türkiye siyasetine dönecek olursak, Cumhuriyet Halk Partisi bundan yaklaşık 1,5-2 ay önce 128 milyar dolar nerede diye tüm il başkanlıklarına afiş asmıştı. Bir takım yerlerde olaylar yaşandı vesaire. Şimdi de yine paylaşmıştınız onu. 10 milyon dolar para alan siyasetçi kim diye bir afişiniz var. Bu konular hususunda neler söylemek istersiniz? Akabinde de yine Türkiye'nin gündemini sarsan Sedat Peker'in 9. videosu yayınlandı. Türkiye nasıl yönetiliyor? Neler söyleyeceksiniz merak ediyoruz. Şimdi tabii bu afişlerimiz, 128 milyar dolar nerede afişimiz biliyorsunuz toplatıldı. Evet. Asılan yerlerde birkaç saatten fazla tutamadık onları. Hemen emniyet güçleri, valiliklerin emirleriyle, talimatlarıyla, bu da İçişleri Bakanlığı'ndan gelen talimatla kaldırıldı. Hatta bazı yerlerde Cumhurbaşkanlığı'na hakaret ediyorsunuz diye arkadaşlarımız hakkında soruşturmalar açıldı. Hatay'da da sıkıntı yaşadınız şimdi mı? Son günlerde kaldırılması konusunda bizden rica gelince biz devletimizle karşı karşıya gelmedik. Valinin evet, talimatı üzerine kaldırdık. O yüzden sıkıntı yaşamadık. Biz kaldırmıyoruz diye iddia edip şov da yapabilirdik. Orada evet, onu yapmadık. Biz çünkü burada valimizle, emniyetimizle her zaman güzel ilişkiler içerisindeyiz. Hatay'ın özellikle yapısı da bunu gerektiriyor. Bizim burada evet, böyle gerginliklere, sertliklere fırsat vermek gibi bir niyetimiz yok. Bizden böyle bir rica geldiği zaman hem biz asmış olduğumuz ildeki afişimizi hem de ilçelerimizdeki afişlerimizi devlet talimatıdır, devletin emridir. Her ne kadar o talimatı benimsemesek de, onu doğru bulmasak da, demokrasiye aykırı bulsak da polisimizle, emniyet görevlilerimizle karşı karşıya gelmek istemedik. Evet. O yüzden kaldırdık afişlerimizi o zaman. Şimdi Türkiye'nin son zamanlarda yaşamış olduğu olaylar maalesef belki de tarihte çok az ülkede görülmüş kadar enteresan olaylar. 128 milyar dolar kaybı böyle. Merkez Bankası'nda yaşanmış olan olaylar böyle. Ülkenin Sedat Peker videoları gene aynı şekilde. Ülkenin neden bu durumlara geldiğini, halkın ne kadar neden bu kadar zor durumda kaldığının son zamanlarda gerçekten açıklaması adeta bunlar. Evet.
Şimdi düşünün, bir Merkez Bankası ortalama 4 ayda 5 ayda bir başkanı değişiyor. Evet. Merkez Bankası başkanları aslında özerk olmalıdır. Dünyanın her yerinde böyledir. Merkez bankaları siyasi olmaz. Merkez bankaları bir ülkenin adeta ekonomik yönden namusu gibidir. Bir ülkenin ekonomik yönden ne kadar güvenilir olduğu, ne kadar düzgün yönetildiği Merkez Bankası'nın bankasıyla anlaşılır. Siz Merkez Bankası'na müdahale eden bir siyasi güçle yönetilirseniz, sizin ülkenizin ne demokrasisine ne ekonomisine hiç kimse inanmaz. Bizim ne yazık ki bu tek adam rejimi Türkiye'de yürürlüğe girdikten sonra her konuda olduğu gibi demokrasinin tüm kurumları maalesef sekteye uğramaya başladı. Hukuk sistemimizde aynı şeyleri yaşıyoruz. Adalet hukuk sistemimizde aynı şeyleri yaşıyoruz. Ekonomide gene aynı şeyleri yaşıyoruz. Bir Merkez Bankası'nın o bankayı nasıl yöneteceğine Cumhurbaşkanı karar veriyor. Cumhurbaşkanı talimat veriyor, faizleri düşürün diyor. Cumhurbaşkanı talimat veriyor, işte faizleri yükseltin, şöyle yapın, böyle yapın diye. Kendisine bu konuda direnç gösteren bir Merkez Bankası başkanı olursa onu da görevden alıyor anında. Evet. Bir insan her şeyi herkesten fazla bilemez. Yani her işin bir uzmanı vardır. Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Ama Cumhurbaşkanı olduğunuz diye Türkiye'de ekonomiyi en iyi siz biliyor iddiasında olamazsınız. Bu tamamen çok yanlış bir düşüncedir. Siz Cumhurbaşkanı olduğunuz diye sağlık konusunda her şeyin en iyisini siz biliyor olamazsınız. Düşünün, Türkiye'de pandemi konusunda bir bilim kurulu var. Bu bilim kurulunda bu konuda çok uzman, çok üst düzey bilim insanları var. Hepsi profesörlerden oluşmuş bir kurul var. Evet. Ayrıca bir sağlık bakanımız var. Ama bu bilim kurulu karar aldığı zaman bu kararlar bakanlık tarafından uygulamaya konulamıyor. Uygulamaya konulmadan önce Cumhurbaşkanı tarafından inceleniyor. Gerekli değişiklikleri Cumhurbaşkanı yapıyor ve ondan sonra yürürlüğe giriyor. Ondan sonra açıklanıyor. Ekonomide gene aynı şeyi yaşıyoruz. Bunlar neden böyle oluyor? Hükümet de diyor ki, yani iyi biz yönettik dünyada bu yani, pandemi sürecini. Yani şimdi bakın, ortak akıllı olmadan yapılan bu yönetimler, ben dünyada ben eşinin benzerinin olduğunu zannetmiyorum. Hiç kimseye danışılmadan, hiçbir şeye hiç kimseden görüş almadan ya da alınan görüşlere değer vermeden atılan bu adımlar maalesef Türkiye'yi içinden çıkılamaz bir hale getirdi. Şu anda Türkiye büyük bir buhranda. Evet. Ciddi bir ekonomik buhranda. Merkez Bankası'nın tamamen kasası boşaldı. İşte 128 milyar dolar rezerv varken bir anda sıfırlandı. Bunun açıklaması hiçbir zaman yapılamadı. Biz bunu sorduk. Evet. Bize çok çelişkili şeyler söylendi. Bir dendi ki bu para işte bozduruldu, TL'ye çevrildi. Bir dendi ki yok bu para depremlerde, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Van depreminde, Elazığ depreminde harcadık dedi. Bir başka bir yerde harcadık dedi. Yani sürekli değişen, çelişkili, akıllarına geldikçe bir şeyler söyleyerek bunu geçiştirmeye çalıştılar. Yani her programı çıktığında, her bu soru sorulduğunda farklı cevaplarla karşılaştı. Bir dendi ki kasada, bir dendi ki harcandı. Ama 128 milyar doların nerede olduğunu anlayamadık. Ama bunun ne kadar büyük bir meblağ olduğunu halk biliyor. Bu 128 milyar doların onda biri bile bizim esnafımızı rahatlatırdı. Evet. Bu 128 milyar doların onda biriyle Türkiye'nin belki şu anda çok daha sağlıklı bir ekonomiye kavuşması sağlanabilirdi. Ama maalesef bu para buhar oldu gitti. Bunun hesabın tabii ki sorulacaktır. Bunu halk sandıkta soracaktır. Ben ona inanıyorum. Çünkü bu konu gerçekten halkın kafasında yer etti. Bu nedenle biz bu 28 milyar dolar nerede afişlerini kaldırsak da bu soruyu sormaya devam edeceğiz. Evet. Şimdi onun dışında bu Sedat Peker videoları gerçekten içimizi acıtıyor. Türkiye'de çünkü bu videolar Türkiye'de hükümeti küçük düşürmüyor. Sedat Peker'in açıklamaları Türkiye'de devleti küçük düşürüyor. Bizim Türkiye Cumhuriyetimizi küçük düşürüyor. O düzeye geldi artık. Şanslardan çok evet, devlet. Düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye'de hükümetin mafyayla nasıl iç içe girdiğini, siyaset mafya ilişkisinin nasıl yoğunlaştığını apaçık ortaya koyuyor. Ve yapılan açıklamalara hiç kimse cevap veremiyor. Cevap vermeye korkuyorlar. Çünkü cevap verenlere anında belgeyle yalanlamayı bir iki örnekte gösterdi. Evet. Verdiğine pişman ediyor. Cevap verene verdiğine pişman ediyor. O yüzden
söylediği suçlamalara maalesef cevap veremiyorlar. Bakın bir İçişleri Bakanı. Yani İçişleri Bakanı ne demek? Yani bu Türkiye'nin hakikaten en önemli bakanlığı. Burada toplumsal barışı sağlayacak, insanların huzurunu sağlayacak bir İçişleri Bakanı bir suç örgütü lideriyle belli ki bir takım ilişkiler içerisine girmiş. O suç örgütü liderinin açıklamaları başka suç örgütü liderleriyle İçişleri Bakanı'nın görüşmelerini son videosunda da anlattı. Evet. Açıklıyor onun nasıl yurt dışına kaçırıldığını, nasıl onunla pazarlık yaptığını, işte 45 milyon dolarlık bir borcu sildirdiğini söylüyor. Buna cevap veren yok. Ya bu açıklamalar inanır mısınız? Onda biri hükümet devirir. Evet. Onda biri bu açıklamaların yani her program bir hükümet devirecek nitelikte. Yani normal bir şeyde, rejimde, normal bir demokraside her bir program bir hükümet devirecek nitelikte. Ama bizde maalesef insanlar gözlerini kapatıyorlar, duymazlıktan geliyorlar. Türkiye'de zaten istifa müessesesi bence çok onurlu bir müessesedir. Hata yapan insanın ya da suç işleyen, ortaya çıkan bir insanın istifası. Ama bizde böyle bir müessese zaten şu anda işlemiyor. Evet. Bakanların dahi istifa etme özgürlüğü yok. Ancak görevden alınma söz konusu olabilir. Bizim iktidarımız Türkiye'yi yönetemediği bu kadar açık ortadayken maalesef bu açıklamalara cevap vermeyip bekliyor. İnsanlar da dört gözle Sedat Peker'in bir sonraki videosunu bekliyor. Enteresan ama, şeylere değiniyor. Ama Binali Bey'in oğlunun işte yurt dışındaki mesela, meselesi var. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İnsanın aklıyla alay ediyorlar. Bir şeyler söylüyor. Diyor ki işte uyuşturucu trafiğinde falan Binali Yıldırım'ın oğlu Venezuela'ya gitti geldi. Hakikaten gitmiş adam. Tarihini, saatini, gününü, hangi uçakla gittiğine kadar biliyor. Sonra Binali Bey'e açıklama yapıyor. Diyor ki oraya maske götürdü diyor. Kit götürdü diyor. Sonra kayıtlara bakılıyor. O tarihte maske girişi yok. Kit girişi yok. Çantasında götürdü diyorlar. Yani öyle şey değil. Yani öyle yüklü olarak götürmedi. Yani bir çanta kiti götürmek için buradan Venezuela'ya gitti denebiliyor. Buna insanların inanması bekleniyor. Bu Türk halkını hakikaten aptal yerine koymaktır. Yani çok. Onda biri hükümet devirir dediniz. Şu an Türkiye'de ne var ki hükümet devrilmiyor ya da neden sorun ne olarak görüyorsunuz? Bu iddiaların onda biri hükümet devirir. Hükümetin mafyayla iç içe olduğunun açık göstergesi sırayla bakın yani siyasette bürokrasiyle mafyanın nasıl iç içe olduğunu ve bunların bu insanlarla mücadele etmediğinin göstergesi. Bu yetmez mi tek başına? Yani İçişleri Bakanı'nı görevden alamayan bir hükümet. Evet. İçişleri Bakanı'na çık açıklama yap diyemeyen, hesap soramayan bir cumhurbaşkanlığı sistemi. Cumhurbaşkanlığı tehdit eden bir İçişleri Bakanı. Nasıl tehdit etti? Düşünsenize burada 17-25 Aralık'tan bahseden herkese FETÖ'cülükle suçlarlar. Ama İçişleri Bakanı dedi ki 17-25 Aralık'ı şey yaparak ima ederek ben dedi ayakkabı kutuları bulunmadı dedi. Yani açarım ağzımı dedi bana dokunursanız. 17-25 Aralık'taki gerçekleri anlatırım dedi. Adeta bu bir tehdittir. Ve bunun üzerine İçişleri Bakanı'na dokunulamıyor. Evet. Bunu söyledi, tehdit etti. İçişleri Bakanı bugün Cumhurbaşkanlığı o sözüyle adeta tehdit etmiştir. Bana dokunamazsın demiştir. Enteresan bir tarafta şeyler. İçişleri evet. Bakanı ve Milliyetçi Hareket Partisi dayanışması var. Onların yanında bir gene mafya lideri var. Alaaddin Çakıcı. Onlar bir üçlü olmuşlar. İşte bir tarafta Cumhurbaşkanı damadı, onun etrafındaki ekip, şu anda ekonomiyi yöneten, görevden ayrılsa bile ekonomiyi yönetmeye devam eden ekip var. Bunların çekişmesi devam ediyor. Bunların birbirlerine gücü yetmiyor. Çünkü evet. Birbirlerinin açıklarını biliyorlar. İşte en son bunların birlikte hareket ettikleri işte bir takım insanlar var. Bir zamanlar beraber hareket ettikleri Sedat Peker gibi. Bunlarla ilişkiler şimdi tabii bir şekilde karşı tarafın baskısıyla da bozulunca
Şimdi pek çok şey su yüzüne çıkıyor. Ve üzülerek söylüyorum, Türkiye'de dünyaya rezil oluyor. Evet. Çünkü bu videolar, bu olaylar sadece Türkiye'den izlenmiyor. Her ne kadar Türkiye'de bunları görmek istemeyen, işitmek istemeyen bir basın var ama onlar bu konuda hiç bahsetmiyorlar, yok farz ediyorlar. Ama dış dünyada basın bunu hep işliyor, bunu anlatıyor. Konuyla alakalı bir soruşturma da yok. Hiçbir soruşturma yok. Bu soruşturmayı açacak savcılık da yok maalesef. Çünkü Türkiye'de artık savcılar kendi başlarına maalesef soruşturma açamıyorlar, cesaret edemiyorlar. Ancak onlar silsile usulüyle Cumhuriyet Başsavcısından talimatla bu konuda soruşturma açabiliyorlar. Cumhuriyet Başsavcıları da yukarıdan emirle hareket ediyorlar. Bu nedenle bu kadar suç varken ortada, yani suç iddiası varken daha doğrusu, bu iddiaları araştıracak bir soruşturma yok. Bu da ayrı bir konu tabii. Evet. Mesela açık ve net diyorsunuz, hükümet ve mafya ilişkisi gözler önüne serildi yani Türkiye'de. Şimdi hükümet mafya ilişkisi en azından iddiası var. Evet. Milyonlarca insanın izlediği videolar var. Bunlar doğrudur, yanlıştır. Bunlar soruşturularak ortaya çıkar. Yani böyle bir olayda mesela meclis araştırması konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği önerge Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti oylarıyla reddedildi. Halbuki bunu özellikle onların istemeleri lazım. Eğer gerçekten mafya ile ilişkileri yoksa, gerçekten bu konuda herhangi bir yaraları yoksa, evet arkadaşlar meclis bunu araştırsın, gerçekler ortaya konsun demeleri lazım. Evet. Ama reddedildi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben para verdiğim siyasetçi var diyor Sedat Peker. İçişleri Bakanı diyor ki evet ben o siyasetçinin kim olduğunu biliyorum diyor. Ben bunu diyor ancak diyor savcıya söylerim diyor. Savcı soruşturma açamıyor. Bunun da cevabı verilmiyor. Şu anda Türkiye'deki tüm siyasetçiler töhmet altında. Siz de biliyor musunuz o afişte 10 milyar dolar alan siyasetçi kim aylık? Bu konuda bir şey var tabii, iddia var. Bir isimden bahsediliyor. Hatta o ismi de Sedat Peker son konuşmasında 9. videoda kendisi de söyledi ama ben dedi ona ayda 10 bin değil çok daha fazlasını veriyorum dedi. Onun arabasının çantasına dedi ben bol bol paralar koyuyordum dedi. Çanta dolusu paralar koyuyordum, 10 bin dolar değil dedi. Nereye varır bunun sonu? Bir öngörünüz var mı? Videoların ve genel söylenen iddiaların. Valla Türkiye'de bunlar konuşulur. Bugünkü hukuk sisteminde ben hiçbir yere varacağını sanmıyorum. Ama bunun lekesi bu iktidarın üzerinde kalır ve bunun da bedelini ilk seçimde daha fazlasıyla öderler. Zaten şu anda iktidarın seçimde çok büyük bir hezimete uğrayacağı belli. Ama bu olaylarda bence onlara biraz daha puan kaybettirir. Erken seçimi getirir mi bu iddialar? Veya bir erken seçim bekliyor musunuz? Sürekli şimdi Ankara'ya gidip gelen toplantılarda bulunan birisi olarak böyle bir konuşma oluyor mu? Şöyle bir erken seçim beklentimiz var. Nasıl beklentimiz var? Türkiye hiç yönetilemiyor. Yani giderek kötüye gidiyor. Bu gidişat sürerse bir Türkiye'ye çok yazık olacak. Türk insanlarına çok yazık olacak. Yani biz 2023'e kadar bu anlayışla yönetilmeye devam edersek sonrasında bu ülkeyi toparlamak hakikaten çok zor olacak. Şimdi bu şekilde gidersek Türkiye'de iflaslar artacak, sıkıntılar artacak, intiharlar artacak. Bir sürü insan, bir sürü esnaf intihar ediyor Türkiye'de. Bir sürü geçinemeyen insan, kendini yakan insanların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bunlar daha da artacak. Halka çok yazık olacak. Evet. Eğer bu iktidar bu halka bugüne kadar yapmadığı bir iyiliği yapmak istiyorsa, ya ben bu halka bir kere de bu ülkeyi, yani biraz vatanseverlik varsa işlerinde, bu ülkeyi seviyorlarsa, bir an önce bir seçime giderler ve kenara çekilirler. Yani ben inanıyorum ki onların içinde bir vatan sevgisi kırıntısı vardır. Evet. Yani bir yerde vicdan vardır yani, ufak da olsa bir, ya biz bunu yapamıyoruz kardeşim, yönetemiyoruz yani, bırakalım artık diyecek noktaya mutlaka eninde sonunda geleceklerdir ve işte o da bize erken seçim getirecektir diye düşünüyorum. Aynı eleştiriler muhalefet içinde de var aslında. Kim yönetecek ya da bir alternatif görememe sıkıntısı mı var Türkiye'de? Sizin gönlünüzden geçen bir cumhurbaşkanı adayı var mı? Elbette var benim gönlümden geçen cumhurbaşkanı adayı. Kim? Benim gönlümden geçen cumhurbaşkanı adayı şudur.
Benim gönlümden geçen Cumhurbaşkanı adayı hangi partinin üyesi olursa olsun, ülkesini seven, Cumhurbaşkanı olduktan sonra bu ülkeyi tüm insanları eşit gözle görerek, birleştirici gözle görerek bu ülkeyi kucaklayacak, herkese eşit yaklaşacak ve çok iyi yönetecek, çok iyi bir ekip kuracak. Kişisel çıkarlarını ya da kendi yandaşlarının çıkarlarını değil, ülkenin çıkarlarını, halkın çıkarlarını ön plana alacak, dış dünyada saygınlığını saygınlık kazanacak, dış dünyada Türkiye'nin saygınlığını arttıracak, Türkiye'nin güvenilirliğini arttıracak bir kişidir benim gönlümdeki Cumhurbaşkanı. İsim çok önemli değil. Evet. Ama bu özelliklerde biri benim gönlümden geçen. Bu liyakatlar olsun yeter diyorsunuz. Elbette. Elbette. Yani demokrasilerde zaten cumhurbaşkanları her zaman böyledir. Birleştiricidir cumhurbaşkanları. Toparlayıcıdır. Evet. Bütünleştiricidir. Demokrasinin özelliği budur. Biz demokrasiye inanan insanlarız. Şu anda Türkiye'de demokrasi çok büyük bir yara almış durumda. Biz bu yarayı sarmadan zaten diğer sorunlarımızı çözemeyiz. Öncelikle demokrasiye inanan, insan haklarına inanan, adaletten, haktan, hukuktan yana olan bir insan olmalı cumhurbaşkanı. Evet, şu an. Yine dün Anayasa Mahkemesi HDP'yi ikinci kez kapatma davası açtı. Bunu bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Hükümet neden ısrarla HDP'nin kapatılması yönünde devam ediyor? Evet. HDP'nin kapatılması yönünde en büyük eleştiriler geçmişte parti kapatılması yönünde en büyük eleştiriler AK Parti'den gelirdi. Artık bundan sonra Türkiye'de parti kapatılmayacak diye sözünü ben hatırlıyorum Cumhurbaşkanlığı. Evet. Parti kapatılmasını zorlaştıran yasaları da onlar getirdi. Ve biz de o zaman destekledik. Gerçekten parti kapatılmamalı. Partileri halk yaratır, halk var eder, onların seçmenleri var eder, partileri de seçmenler yok eder. Eğer bir parti gerçekten bu ülkeye ihanet ediyorsa, onun cezasını seçmenleri verir ve o parti kapanmaya mahkum olur. Şimdi gelelim bugünkü duruma. Şimdi HDP biliyorsunuz daha önce pek çok partinin devamı olarak kuruldu. Yani kapatılan partilerin devamıdır evet. HDP. Ama her kapatılmada güçlenerek geldiler. Bu sadece HDP için geçerli değil. Bir zamanlar Türkiye'de Milli Selamet Partisi vardı. Kapatıldı. Yerine kurulan parti oyların 1,5 kat, 2 kat arttırarak geldi. Evet. İlk seçimde. O kapatıldı. Bir sonraki parti gene oyları arttırarak geldi. O kapatıldı. Sonrasında birinci parti oldu. Refah Partisi. Evet. Türkiye'de en büyük parti oldu. Şimdi ve bu kapatılmaların etkisiyledir ki Refah Partisi'nin alternatif ve devamı gibi ortaya çıkan, onun mirasına konan AK Parti de Türkiye'de ilk seçimlerde o başarıyı yakaladı. Evet. Yani parti kapatmak o partiyi yok etmiyor. Parti kapattığınız zaman o partinin seçmenini kilitliyorsunuz. O seçmen dışında bazı kitlelerin demokrasiye böyle bağlı olup da o partiye biraz sempatisi olan ama oy vermeyen kitlelerin de oraya yönlenmesine sebep oluyorsunuz. Evet. Bugün HDP kapatılması hiçbir şekilde çözüm olmayacaktır. HDP'nin kapatılması iki nedene yanacak. Kısa vadede PKK'ya yarayacak. HDP'nin dışındaki bir takım kötü niyetli unsurlar, PKK'ya yakın unsurlar diyecekler ki oradaki Kürt gençlerine özellikle. Bakın size yaşam hakkı tanınmıyor. Size konuşma hakkı verilmiyor. Size söz hakkı verilmiyor. Sizin mecliste yeriniz yok deniyor. Sizin seçtiğiniz insanlar tutuklanıyor, hapse atılıyor. Sizin partiniz kapatılıyor. Sizin tek çareniz var dağa gelmek diyecek. PKK'yı büyütecek. Evet. Onun dışında yerine kurulacak parti açısından da gene deminki dediğim o seçmen kilitlenmiş seçmen artı onlara sempati besleyen belki etraflarındaki bazı seçmenlerin artışıyla en az %10 oyu %10 ile %20 arasında kendi oyu yapacak, artacaktır. Tam hiçbir faydası yok. Kenetlenir diyorsunuz. Ama ben pek çok AKP'li ile de zamanında bunu görüştüğümde bu konuda aynı düşüncelerde olduklarını görmüştüm. Ama bugün AKP maalesef gerçek anlamda iktidar değil. MHP'nin tamamen talimatlarıyla hareket eder durumda. Çok ciddi bir tehdit altında Milliyetçi Hareket Partisi tarafından. Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki kapatılacak. Kapatmazsam ben çekilirim.
onu söylediği bazı kilit noktalarda yapılıyor. Bu şeyin MHP'nin anlayışıdır PKK. Çünkü MHP kendi seçmenini böyle kilitliyor. MHP'nin derdi de HDP'nin kapatıldıktan sonra tekrar kurulduğu zaman oyu birazcık artarmış, artmazmış, bu iş çözüm olurmuş, olmazmış değil. MHP bu tür siyasetle, böyle sert kapatalım, asalım, keselim, vuralım siyasetiyle seçmenini bir arada tutan ve varlığını böyle sürdüren bir parti MHP. Evet. MHP'nin bakın şeylerini görün. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını dinleyin. Böyle konular dışında hiçbir zaman Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, Türkiye'nin bu çıkmazdan kurtulması ile ilgili bir çözüm yolu göremezsiniz. Bir çıkış yolu göremezsiniz. Sadece düşmanlaştırma, ötekileştirme, vurma, kırma, cezalandırma, yaşam hakkı tanımayacağız, onları şöyle yapacağız, böyle yapacağız. MHP bu şekilde siyaset yaparak varlığını sürdüren ama HDP'den de buna benzer parti. Şeyler geçmişte gördük. Bunu komünistler için yapardı. İşte komünist, antikomünizm anlayışıyla yapardı. Şimdi PKK var. Bir düşman daima buluyor kendine. O PKK tabii hepimizin düşmanı. Biz PKK'nın dostuyuz anlamında söylemiyorum. Ama evet, tamamen o düşmanlaştırma, o düşman üzerinden siyaset yapıyor. HDP'nin izlediği yol sizce doğru mu siyasi olarak? HDP'nin izlediği yolda tabii ki hatalar var. Ama HDP gibi bir parti de Türkiye'de doğudaki sorunun, Kürt sorununun çözülmesi için orada da bir siyasi yapıya ihtiyaç var. Böyle bir sorun var mı? Var tabii. Şimdi bunu yok sayamayız. Var. Var ki. Yani bu sorun üzerinden aslında her şey büyüyor. Bu olayları var ki bu olayların üzerinden gelemiyoruz. Yani oradaki Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin izlemiş olduğu politika doğudaki Kürt halkına güven vermemiş. Onlar kendilerini hep dışlanmış hissediyorlar. Evet. O güveni vermesi lazım. Devletin o sıcaklığı göstermesi lazım. Ben Kürtlerin hiç suçu yok demiyorum. Yanlış anlamayın. Ya da PKK'dan yana olanların HDP'nin siyasetinde herhangi bir hata yok. Ama devlet de onlara demek ki o sıcaklığı verememiş. Yani o sıcaklığı vermeniz lazım. Yani onlara eşit vatandaş olduklarını hissettirmek lazım. Biz bunları yasalar önünde böyle diyoruz ama pratikte öyle olmuyor ki yani bu konuda yeterince şey yapmıyorlar. Mesela biliyorsunuz Kürtçe konuşmak yasaktı bir zamanlar Türkiye'de. Evet. Şimdi Kürtçe televizyon var. TRT şu anda Kürtçe yayın yapıyor. Ne zararını gördük? Hiçbir zararını görmedik. Şimdi bunlar çözüm ne istiyorlar? Bunlar en fazla istedikleri şey ana dilde eğitim. Ben olsam her Kürtlerin yaşadığı her ilde bir tane okul açarım önce ana dilde eğitim veren. İnanın hiçbiri çocuğunu göndermeyecek. Şimdi yırtınıyorlar ya, bağırıyorlar, çağırıyorlar ya. Hadi buyurun bakalım gönderin çocuklarınızı Kürtçe eğitim yapan okula. Başarılı olamayacak ki o çocuklar. Hiçbiri göndermeyecek. Şimdi yasak diye o onlar için böyle büyük bir rüya. Evet. Serbest bırakılsa isteyen göndersin hadi bakalım buyurun. Hiçbiri göndermeyecekti. Ben size söyleyeyim. O okullar sonra geri kapanacak. Buyurun diyeceksin. Şu anda, yani bir takım akılcı politikalarla bu insanları yerlerine oturtmak mümkün. Benim kişisel görüşüm bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü olarak söylemiyorum. Evet. Yani benim kişisel görüşüm bu konuda. Şu an PKK ile yapılan mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve özetle de bir dış politika genel değerlendirmenizi rica edeceğim. PKK ile yapılan mücadele son zamanlarda başarılı. Ben silahlı kuvvetlerimize bu konuda hakikaten hem destek veriyorum hem saygı duyuyorum. Polisimize, askerimize. Şehitler veriyoruz, yaralılar veriyoruz. Maalesef bu konuda çok büyük yol aldılar. Artık eskisi kadar yani PKK'ya büyük de darbe vurduklarını söyleyebilirim. Eski gücü yok PKK'nın. Ama endişem tekrar bir gün bu PKK çünkü geçmişte de böyle çok zayıfladığı dönemler oldu. Örneğin 2001-2002 yıllarında AK Parti'nin yeni iktidara geldiği durumlarda PKK bitme noktasına gelmişti. Hemen hemen hiç yoktu. Sonradan bu AKP döneminde tekrardan PKK giderek güçlendi. Şimdi geleceğe dönük olarak tekrar kendini toparlamasına fırsat vermemek için daha akılcı politikalar sürdürmek lazım. Çünkü tamamen silahlı mücadeleyle gördük ki bu silahlı mücadele biliyorsunuz şu anda 40 yılı geçti. Evet. 41 yıl hemen hemen yani 80'den itibaren 83 demek yani 40 yıl diyelim. 40 yıldır bu mücadele devam ediyor. Yani 40 yıl çok büyük bir dönem. Yani neredeyse cumhuriyetimizin yarısı ya.
Cumhuriyet tarihimizin yarısı biz bu PKK ile uğraşarak geçirdik. Yani bu mücadeleyi, Türkiye Cumhuriyeti bu kadar büyük bir devlet, böyle bir mücadeleyi beklersin ki Türkiye Cumhuriyeti'nin 2-3 senede halletsin, bu örgütü yok etsin. 40 yıldır mücadele ediyorsunuz ve yok edemiyorsunuz. Demek ki sadece bu mücadeleyle olmuyor. Bu mücadeleyi yaparsınız, tabii ki devlete karşı silah kullanan insana karşı devlet de silah kullanır. Ama yanında yapılması gereken şeyler demek ki yapılmıyor. Yani bu PKK'nın kaynağının kurutulması lazım. Bu PKK'ya yeni güçlerin katılmaması lazım. İşte bu da devletin sıcak ilgisiyle, politikasıyla olur. Siz dağdakilerle mücadele edersiniz ama şehirdeki gençlere elinizi uzatırsınız, onlara, ailelere eşit vatandaş olduklarını hissettirirsiniz. Beklentilerine devlet olarak sakıncalı olmadıktan sonra Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde beklentilerine sıcak bakarsınız. Ve bu konu tamamen kökten çözülür. Evet. O görüşteyim ben. Dış politikayla alakalı genel olarak özetleyecek olursanız, vaktimizin de şimdi yavaş yavaş sonuna geldik. Dış politika tabii bu iktidarın en zayıf halkalarından bir tanesi. En kötü yönettiği politikalarından bir tanesi. İşte görüyorsunuz, Türkiye'de bir tarafımızda Amerika Birleşik Devletleri var, bir tarafımızda Rusya var. Büyük iki süper güç olarak ne Amerika'ya yaranabiliyoruz, ne Rusya'ya yaranabiliyoruz. Şu anda işte 14'ünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Biden'la görüşmesi var. Bu Biden'la görüşmesinde işte bir taraftan S-400'ler konuşulacak, bir taraftan parasını verip de alamadığımız F-35, Amerika'daki F-35 uçakları konuşulacak. Biz 2,5 milyar dolar para verdik, S-400'leri aldık, ambara koyduk. Onları kullanamıyoruz. Onları kullanmamız için bizim kullanmamız zaten mümkün değil. Rus uzmanlar gelecek, bizim buradaki uzmanlarımızı eğitecekler. Amerika diyor ki o Rus uzmanları Türkiye'den çıkar. Bizim Dışişleri Bakanımız diyor ki onları çıkardık. Rusya açıklama yapıyor, yok bizim uzmanlarımız Türkiye'de diyor. Ve onlar diyor Türkiye'den kesinlikle çıkmazlar. O S-400'ü onlar diyor faaliyete geçirecek diyor. Böyle inanılmaz çelişkili ifadelerimiz var. Biden'a yaranayım diye işte bu açıklamalar yapılıyor ama Biden tabii bu açıklamalar üzerinden hareket etmez. Gerçeklere bakar. Türkiye'de neler oluyor, neler bitiyor ona bakar. Şimdi sıkıştık Batı'da. Batı ile ilişkilerimiz giderek kötüye gidiyor. Tek şimdi hükümet Avrupa Birliği ile ilişkiler çok kötü olunca Biden'a sığınıyor. Şimdi Biden'la ilişkileri düzeltmek için Amerika'ya gidiyor. Ama bunu nasıl düzeltecek bilmiyoruz. İşte başta büyük bir şey yaptılar şu anda, hata yaptılar. Tam bu Biden görüşmesi öncesi HDP'ye kapanma davası açtılar. Bu da yarın önüne çıkartılacaktır Tayyip Erdoğan'ın. Çünkü batılı demokrasiler böyle parti kapatmayı falan çok sıcak görmezler. Evet. Ama dediğim gibi bu parti onlar kapatılmasıyla da, ilgili karar maalesef onlar da AK Parti'nin değil de MHP'nin kararı. Evet. Bir taraftan onlar da Tayyip Erdoğan'ı sıkıştırıyorlar. Ama herhalde şöyle de demek lazım Sayın Başkan. Yani Avrupa ve Batı, Amerika hep demokrasiden dem vuruyor ama kendilerinin de Orta Doğu'da ve birçok ülkelerde yaptığı zulümler ve katliamlar. Ben onları savunduğum evet. için söylemiyorum bunu. Yok, ekleme ama, anlamında. Bunlar... Ama biliyorsunuz ki bunlar bize karşı hep silah kullanıyorlar. Yani Amerika bir taraftan FETÖ'yü kendi bünyesinde barındırırken bir taraftan PYD'ye destek veriyor, silah veriyor bir taraftan. Yani bizim sınırımızdaki evet. bize karşı savaşan, bizim askerimize roket atan, bizim askerimizi öldüren PYD güçlerine karşı silah veriyor. Ben Amerika'yı savunarak söylemiyorum. Ama şimdi bu, biz bu durum, buna rağmen ayağına gidiyoruz Sayın Biden'ın. Ona bu resti çekemiyoruz. Sen bu PYD'ye silahları veriyorsun, ben seninle ilişkimi kopartıyorum diyebiliyor muyuz? Ya da FETÖ'yü orada barındırıyorsun, ya bize FETÖ'yü ver ya da ilişkilerimiz kopsun diyemiyoruz. Evet. Bunu diyemiyoruz ama ondan bir takım şeyler istemeye gidiyoruz oraya. Aman ilişkilerimiz bozulmasın, iyi ilişkiler içinde olalım diye gidiyoruz. Bunu şeyde de gördük, bir önceki Cumhurbaşkanlığı döneminde de gördük, Amerika Başkanı döneminde. Amerika Başkanı'yla bizim Cumhurbaşkanımız birazcık samimi pozlar verdiği zaman biz bundan övünüyorduk. Yani AKP'liler övünüyordu daha doğrusu. Vay işte bakın bizim Cumhurbaşkanımızı Trump aradı. Onunla görüştü. İşte
birbirlerine sarıldılar, el ele tuttular. Biz bunlardan övünen bir maalesef yönetimle çalışıyoruz şu anda. Ama bir gün ey Amerika sen işte FETÖ'yü beğenmiyorsun, etmiyorsun diye kafa tutarız iş politikada. Ertesi günü vay ne mutlu bize, işte Sayın Amerika Cumhurbaşkanı'yla bizim Cumhurbaşkanımız görüştü diye övünürüz. Bunu bile bir övünç kaynağı görürüz. Yani dış politikada anlayacağınız inanılmaz derecede kötü, dengesiz, istikrarsız bir politikamız var. Daha doğrusu ben diyorum ki Türkiye'nin dış politikası yok. Yok yani. Evet. Rusya'nın uçağını düşürüyorsunuz. Ondan sonra önce kafa tutuyorsunuz. Biz vay ben sen benim sınırıma girdin. İşte ben adamın uçağını böyle düşürürüm. Emri ben verdim diyor zamanın başbakanı. Ondan sonra Rusya dişini gösterince ya yanlışlıkla oldu. Bunu PKK'lılar, FETÖ'cüler yaptı. Kusura bakmayın diyoruz. Barışmak için S-400 alıyoruz. 2,5 milyar dolar para veriyoruz. Aslında yani ben böyle garip bir dış politikamız var. Yani politika denmez buna. Bizim il olarak da yakından 10 yıldır, 11 yıldır içerisinde bulunduğumuz bir Suriye meselesi var. Ben o konudaki fikirlerinizi de merak ediyorum. Hem il olarak yorulduk, hem de burada bir takım problemler artık baş göstermeye başladı. Neticede şu an Türkiye kurumlar olarak, ben bunu sağlık çalışanları adına, diğer kamu kurumlarında çalışan, söyleyemeyen ama bize ulaştıran, gıyabında söyleyen birçok sağlıkçılar var. Biz gerçekten yorulduk. Bir an evvel Hatay'dan gitmek istiyoruz. Çünkü buradaki sağlık sektörünün yükü Suriye, İdlib, Afrin ve bu bölgeyle beraber yaklaşık 4,5-5 milyon kişinin de yükü Türkiye'de. Suriye meselesiyle alakalı bizi ileride neler bekliyor? Daha mı kötüye gideceğiz veya bir kalıcı çözüm olur mu? Bu hususta neler şöyle düşünüyorsunuz? Bu şekilde devam eder. Şu anda sular durulmuş vaziyette ama ilişkiler iyi değil tabii. Ama Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldikten sonra bu sorun çözülebilir diye düşünüyorum. Bugünkü iktidarın anlayışıyla Suriye sorununu çözemeyiz. Şimdi bizim Suriye ile geçmişte ilişkilerimizin iyi olduğu dönemde tabii Hatay bundan çok yarar gördü. Evet. Hatay hakikaten çok ekonomik yönden çok büyük yararlar sağladı. Esnafımız her gün Suriye'den gelen insanların yaptığı alışverişlerle burada ihya oluyordu. Bizim de Suriye'ye gidip oradan sınır ticareti yapan ve bu konuda ekmeğini kazanan binlerce insanımız vardı. Sonrası ayrıca bizim Suriye'nin içinden geçen ve böylece Orta Doğu'ya kısa yoldan ulaşan tırlarımız Hatay ekonomisine çok büyük katkı sağlıyordu. İhracatımız çok daha fazlaydı. Nakliyecilerimiz bu konuda çok büyük paralar kazanıyordu. Suriye ile ilişkilerimiz bozulduktan sonra maalesef bunların hepsini kaybettik. Suriye'nin içindeki kavga tabii ki gene emperyalist güçlerin, dış güçlerin girişimleriyle oldu. Yani bu Suriye kavgasının çıkartılmasının nedenlerinden bir tanesi de sadece Suriye'yi karıştırmak değil, Türkiye'yi de karıştırmaktı. Yani Suriye üzerinden Türkiye'yi de karıştırmaktı, Türkiye'yi de güç durumda bırakmaktı. Bunu da tabii Türkiye'yi bayağı karıştıramadılarsa da güç durumda bıraktılar. Türkiye'nin güneyinde bir Kürt koridoru oluşturarak ki bu da amaçlarıydı. Zaman sonra belki de ilerideki amaçları bu Kürt koridorunun Türkiye'nin içine sirayet etmesi, kanser hücreleri gibi yayılmasını belki de planlıyorlardır. Şimdilik o birinci planda o Kürt koridorunu oluşturdular. Şimdi Irak'ta düşünün, tabii sadece Suriye değil Irak'ta, Saddam Kürtlere yaşam hakkı tanımazdı. Yani Kürtlere biliyorsunuz Halepçe'de kimyasal gaz kullandığı, onların çoluk çocuk bir kısmının öldürülmesine neden oldu. Bu güçler geldiler, Suriye'yi karıştırdılar, Irak'ı karıştırdılar. Irak'ta ne yaptılar? Bu defa bir Kürt devleti kurdular. Yani bizim de Türkiye'de hiçbir karışıklığa, hiçbir kargaşaya fırsat vermememiz lazım. Türkiye'deki bu kavgaların bir an önce sona ermesi lazım. Bu da barışçıl bir politikayla. Hakikaten Beşar Esad'la görüşülmeli mi? 83 milyonun hepsini tek tek aynı gören, seven bir cumhurbaşkanı ve demokrasinin, adaletin tam hüküm sürdüğü bir rejimle mümkün olur diye düşünüyorum. Suriye politikasının da barışçıl yönde. Suriye'nin hükümetini tabii ki muhatap kabul ederek, Türkiye'nin hakları tam anlamıyla gözetilerek, Türkiye'nin sınırları garanti altına alınarak çözülmesi
bizim için çok iyi olacaktır. Hem ekonomik yönden hem askerlerimizin artık daha fazla şehit haberlerinin gelmemesi, askerlerimizin orada perişan olmaması bizim en büyük amacımız. Bizim elin topraklarında bizim askerlerimizin ne işi var diye düşünüyorum ben. Yani Türk bizim askerimiz bizim topraklarımızı korur. Başka topraklarda zaten bizim en büyük anlayışlarımızdan biri de bu. Bizi korkutan şeylerden biri de dış politika üzerinde. Şimdi Cumhurbaşkanı Biden'a görüşmeye gidiyor 14 Haziran'da. Bir takım dedikodular var. Bu Biden'ın bizden Afganistan'a asker göndermemizi isteyeceği. Biliyorsunuz Amerika Afganistan'dan çekildi. Evet. Türkiye'nin şu anda Afganistan'da 2000 askeri var. Ama bu askerler pasif durumda. Daha çok orada eğitimle falan ilgileniyorlar. Yani böyle direkt o terör örgütleriyle Afganistan'daki savaşmıyorlar. Şimdi Amerika oradaki askerlerini çekip bizim askerlerimizi özellikle Türkiye'ye Afganistan'da Kabil Havaalanı'nın korumasını yıkmak istiyor. Umarım böyle bir paketle gelmez Cumhurbaşkanı. Böyle evet. Bir endişe de var. Dış politikadaki görüşlerinizi özetle böyleydi. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir saatlik süremizi tam doldurduk. Kısa, öz ve net cevaplar aldık sizden. Keyifli bir program olduğunu ümit ediyorum. Gelen birçok yorum, mesajlar var. Belediye hizmetleriyle alakalı. Yani ben tekrar ileteyim. Bundan önceki yaklaşık herhalde bir yıl oldu önceki yayınımıza. Erzin, Samandağ ve Defne belediyeleriyle alakalı. Özellikle Defne ile ilgili çok yorum var. Hizmet hususunda sıkıntı olduğunu, başkanımızın bu konuda bir şeyler yapabileceğine inanıyoruz diye gelen sorular var. Yine Büyükşehir ile alakalı hizmet hususunda gelen yorumlar var. Siz de bunlara kısmen değindiniz. Sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz son mesajlar neler? Bunları da alalım. Belediyelerimizin hizmetlerini takip ediyoruz. Genel merkezimiz de takip ediyor. Eksiklikleri düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Yani kadro yetersizliği varsa onun tamamlanması. Ama sosyal belediyecilik yönünde hakikaten çok güzel şeyler yaptı bizim belediyelerimiz. Hizmetler konusunda da ellerinden geleni yapıyorlar. Ama biliyorsunuz bu ilçe belediyelerinin hakikaten imkanları çok az. Yani aslında ona Erzin zaman, ben ayrı tutuyorum. Pırıl pırıl bir Erzin var şu anda. Yani ÖKEŞ başkanın hakkını teslim etmek lazım. Erzin'de çok güzel hizmetler var. Aslında Defne'de de çok güzel hizmetler ama Defne çok dağınık bir bölge. Hakikaten dağınık. Basından kopuk bir İbrahim Güzel var başkanım. Yani tek başına bir Harbiye'yi gidin gezin Harbiye'nin mahallelerini, Harbiye'nin içindeki. Tek başına bir Harbiye bile çok büyük bir sorun. Yani Harbiye'yi çözmek bile başlı başına zor. O kadar hizmetin zor olduğu bir bölge ki, ama gene ellerinden geleni yapıyorlar, çırpınıyorlar arkadaşlar. Biraz basından da kopuk başkanım. Şimdi, hiç tamamen böyle. Antakya Belediyesi de böyle, Defne de böyle. Şimdi şunu da ne hikmetse hiç basın mensupları bizden uzak olsun tavrı şunu var. Şunu söyleyeceğim. İktidarın gücü tamamen arkasında olduğu halde Antakya Belediyesi'nde çok fazla bir hizmetini göremiyoruz. Evet. Bakacak olursanız. Yani gerçekten ilçe belediyelerin bu büyükşehir yasasından dolayı İlçe belediyelerinin kolu kanadı kırıldı. İlçe belediyeleri çok hakikaten çok zor durumda. Eski belde belediyelerinin bile imkanları daha fazlaydı. Yetkileri daha fazlaydı en azından. Evet. İlçe belediyeleri hakikaten hizmette çok zorlanıyorlar. Ancak büyükşehir ilçe belediyelerinin ek gelirleri çok fazla. Oralarda öyle büyük inşaatlar, gökdelenler vesaire yapılıyor. Bunların bir takım ek gelirleri çok olabiliyor. Sanayileşme var bulundukları bölgede bazılarında. Ama bizim belediyelerimizin otur gelirleri de yok. Sadece Ankara'dan gelen, devletten gelen ödeneklere bağlılar. O ödeneklerin de %80'i zaten maaşlara gidiyor. Geriye kalanıyla ne yapacaklarını hakikaten sıkıntı yaşıyorlar yapacakları evet. Hizmet. Programın başında herhalde takip etmeyen çok dinleyici, izleyici var. Lütfü Bey'in o programdaki söylemlerini ısrarla soruyorlar. Cevap vermişsiniz aslında ama Sonradan sosyal medyadan arkadaşlarımız izleyebilirler. Yani şimdi o konuyla ilgili programın başında konuştuk. Evet. O konuyla ilgili de net cevap verdiğimi düşünüyorum. Yani hiç kaçamak yapmadan net cevap verdiğimi düşünüyorum. Lütfen onu sosyal medyadan, benim sosyal medya sayfamdan olsun, Beyzade FM'in sayfasından olsun izleyebilirsiniz programı tekrar baştan. O sorulara cevap bulabilir arkadaşlar. Peki. Dostlarımız. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Ramiz Parlar. İnşallah tekraren gündem oluştuğunda ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İzleyenlere, dinleyenlere son mesajınız varsa aktarabilirsiniz. Ben şunu diyorum, yani Türkiye'de hakikaten çok büyük sıkıntı yaşayan, özellikle ben şimdi Hataylı hemşerilerime sesleneyim buradan. Şunu bilsinler bir defa. Türkiye'deki hiçbir sorun çözülmeyecek sorun değildir. Türkiye çok zengin bir ülkedir. Türkiye olanakları yüksek bir ülkedir. Türkiye'de
iyi bir iktidar, düzgün bir iktidar, dürüst bir liderle bu sorunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Türkiye'de hem ekonomimizi düzelteceğiz, hem demokrasimizi, gerçek anlamda demokrasiyi yerleştireceğiz. Hem hak, hukuk, adalet konusunda beklentilerin hepsi yerine gelecek çok kısa sürede. Umutlarını yitirmesinler. Ben bunu istiyorum. Yani en önemli şey umudumuzdur. Lütfen umutsuzluğa kapılmayın. Ben bunu esnafımıza da söylüyorum. Gençlerimize, öğrencilerimize de söylüyorum. Ülkenizden kesinlikle umudunuzu kesmeyin. Türkiye'den vazgeçmeyin. Başka ülkelere gitmeyi düşünmeyin. Kısa sürede Türkiye'de her şey düzelecektir. Türkiye geçmişte de çok büyük krizler yaşadı. Bu krizin de üstesinden gelecek kadar güçlü bir ülkedir. Ben bunu söylemek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenmenizi isterim. Biz evet ittifak ortaklarımızla birlikte Türkiye'nin iktidarına geleceğimize kesinlikle inanıyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak da şunu söylemek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi öteden beri kendi içerisinde hep tartışan, hep bir takım görüşlerde karşı karşıya gelen kişilerden oluşur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partililer siyasete çok kabuğunu kırdı diyorlar çok, CHP için. Bazı çok çok sıcaktır Cumhuriyet Halk Partililer. Herkes siyasetin içindedir, çok ilgilidir. Bunlar ülkelerinin sevmelerinden kaynaklı bir şeydir. Ama Cumhuriyet Halk Partililerin gerçek anlamda, gerçek temel ilkelerde hepsinin birlik beraberlik içinde olduğunu bilsinler istiyorum. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir kavga varmış, parti içerisinde bir takım çekişmeler varmış gibi görülüyor. Evet. Kesinlikle böyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partililer tüm seçilmişleriyle ve tabanıyla birlikte el ele Türkiye'de iktidara giden yolda partisinin etrafında kenetlenecektir. Ben liderimizin etrafında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında kenetlenecektir ve biz genel merkezimizin gösterdiği yolda partimizin iktidara giderken yapılması gereken şey neyse onu yapacağız. Ben bundan bu da partililerimize mesajım olsun, halkımıza, evet, seçmenlerimize mesajım olsun diyorum. Burada bize güvenmelerini istiyorum. Peki. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hem genel siyasette hem de yerelde birçok soru işaretleri vardı. Gidermiş oldunuz. Özellikle yereldeki tartışmalara noktayı koymuş oldunuz. İnşallah bir başka programda tekrar ağırlamak ümidiyle. Çok teşekkür ederim. Kıymetli izleyen ve dinleyenlerimiz, bir haftanın dosyası programımızında bu hafta sonuna geldik. Bugünkü canlı stüdyo konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı, aynı zamanda Doktor Ramiz Parlar. Kendisi bir hekimdi. Minnettarız. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Covid sürecinde büyük emekleri olan tüm hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza da ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyoruz.